Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 22 Ocak 2021. Kamu en çok merak ettiği, en çok istediği şeylerin başında bir, maaş zamlarının iyiliği gelir. İki, kamu en çok istediği ikinci kısımda tayin hakkıdır arkadaşlar. Bizler de sizlerin elimizden geldiğince sesinizi duyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Memurlar Haber.com web sitesinde ve Memurlar Haber YouTube kanalında sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olan yaklaşık 30 bine yakın işçinin en çok istediği, en çok video yapmasını istediği konuyla sizlerle birlikteyiz. Tayin hakkı arkadaşlar. Umuyoruz ki tayin hakkı 2021 yılı toplu sözleşmelerinde yer alır. Bazı toplu sözleşmeleri yapıldı şu ana kadar ve yer almadı arkadaşlar. Sadece becaiş hakkı yer aldı. Maalesef tayin hakkı yer almadı. Zaten tayin hakkı arkadaşlar e, toplu sözleşmelerinde değil de Hükümetin kanun çıkarması gerekiyor. Yani karşılıklı bütün işçilerin yer değişikliği yapabilmesi adına hükümetin kanun çıkarması gerekiyor. Buradan da hükümete sesleniyoruz. Lütfen işçilerin, yüz binlerce işçinin, bekar, evli fark etmeksizin tayin hakkı verin. Nasıl öğretmenler, kamuda çalışan memurlar, polisler, askerler karşılıklı tayin yapabiliyorsa işçiler de yapsın. Yani bu işçinin memurdan ne farkı var? İşçi de kamuda çalışan bir personel. Bir web site açın web site üzerinden işte karşılıklı puanlama sistemi getirin. Memurlarda vardır puanlama sistemi arkadaşlar. Askerde, poliste, öğretmende. Her yıl çalıştıkları bölgelere göre puan alırlar. Eğer zorunlu hizmette çalışıyorlarsa daha çok puan alırlar. Ama atıyorum bir Ege kasabasında, atıyorum işte bir Bodrum'da falan çalışıyorsalar ya da iyi bir bölgede İzmir'de, <laughs> Antalya'da şehir merkezinde çalışıyorsalar daha az puan alırlar. Doğu'da, Erzurum'da, Ağrı'da, işte Hakkari'de, Doğu kısımda çalışıyorsalar daha yüksek puan alırlar ve o puanlama sistemine göre iş, iş e, kamuda çalışan öğretmenlere örneğin tayin isterler. Eğer puanları tutarsa tayinleri olur. Puanları tutmazsa tayinleri olmaz. Her şey şeffaftır. Hani torpil falan da karışmaz. Özellikle öğretmenlerin tayinlerine arkadaşlar. Çünkü herkesin puanı sistemde göründüğü için kim ne puan alıyor? Atıyorum hak yerde çalışan bir öğretmen yılda 16 puan alır arkadaşlar ya da 20 puan alır. Aldığı puanı bilir. O puana göre atama ister atıyorum 10 yıl çalışırsak yerde, öğretmen 22 puanlık bir yerde çalışıyorsa 10 senede bilir ki ben 10 sene sonra 22 puandan 10 senede 220 puanım olacak. O puana göre de atama ister. Ve sonuçlar bilgisayar ortamında olduğu için herkes şeffaf bir şekilde atıyorum İzmir Dikili'ye tayin istedi bir öğretmen. İzmir Dikili'nin sonuçları açılır. Bakar ki İzmir Dikili'ye 300 puanlı bir öğretmen atanmış. Anlar ki burada benim puanım tutmadı. Ben 220 puanlım. Örneğin oraya gidemedim. Böyle şeffaf puanlama sistemiyle işçilere de yapılabilir bu. Ne torpil döner ne bir şey döner arkadaşlar. Direkt kendi herkes bu alacağı puanı bildiği için çalıştığı yere göre. Basit bir şey yani biraz sistemli bir düzenleme gerekiyor işçilere benim gördüğüm kadarıyla. Yani her, her işçi çalıştığı kuruma göre puan alacak yıldan yıla. Dediğim gibi doğuda çalışan işler bir tık fazla puan alır. Batıda çalışan işler ya da çalışma yeri daha rahat olan işçiler daha düşük puan alır. Ona göre bir sistem puanlamasına gidilir ve buna göre tayin hakkı yapılır diyorum ben. Çözüm budur arkadaşlar. Yani toplu sözleşmesinde de olacak iş değil bence. Bu kanun çıkması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, hükümet tarafından kanun çıkması lazım. Bu girizgahı yapayım ve daha da detaylara gireyim. 2021 yılı 4D eşlerin tayin hakkı ne durumda? 696 KK ile kadroya geçen ve kamu işlerinin 4D taşeron işlerinin ya da taşerondan kadroya geçen işlerin Tayin hakkı maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Becaiş hakkı ise kurum içinde iki işçinin aynı kurumda aynı iş kolunda olması durumunda ve iki işçinin karşılıklı anlaşması ile çalıştıkları kurumların da onay vermesi durumunda karşılıklı yer değiştirmesi olabiliyor. İşçiler şu an bunu yapabiliyor arkadaşlar. Eşit kamuda çalışan dört değerli işçiler olmak üzere tüm dört değerli personeller 2021 yılında toplu sözleşmelerinde tayin hakkı talep ediyorlar. Dört personeller için 2020 toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde herhangi bir tayin hakkı çıkmadı bildiğiniz gibi. Sadece becai işler var arkadaşlar. Bu kapsamda kamuda çalışma hayatına devam eden işler için en önemli sosyal hak başlıkları görev tanımının yapılması, tayin ve atamak hakkı sağlanması gerekiyor. Bu düzenleme talepleri arasında yer alan tayin hakkı ise yüz binlerce işçi ve aile tarafından bekleniyor hükümetten arkadaşlar. Dört personellerin tayin hakkı dediğim gibi bulunmuyor. Bu personeller için çalışılan kurum kalıcı olmakla beraber tayin hakkı konusunda bazı örnek davalar bulunuyor arkadaşlar. Bir işçi tayin hakkı konusunda dava açmıştı geçmiş yıllarda. Eşinin bir kamu kurumunda çalıştığını bildiren işçi. İş nedeniyle eşiyle farklı şehirlerde görev yaptıklarını için dava açtı. Eşiyle aynı şehirde çalışmak için aile birliğinin sağlanmasını talep eden işçi için dava açtıktan sonra olumlu karar çıktı. Tüm kamu işçilerine aile bütünlüğü için ve tüm işçilere bekar ve evli fark etmeksizin tayin hakkı verilmelidir. Mahkemeden bu yönde olumlu karar çıkmasının ardından tayin hakkı konusunun gündeme gelmesini sağladı arkadaşlar. Geçmiş yıllarda böyle bir örnek var. Peki tayin konusunda düzenleme yapılırsa bu çalışma nasıl olur? Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen konuşulan az önce de bitmiş konuşmamın başında bahsettim. Çözüm önerileri şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bir tüm dörtte daireli işçiler için koşulsuz şartsız puanlama sistemine göre tayin hakkı Az önce de videonun başında bahsettim. İki sadece eşi kamuda çalışanlar için tayin hakkı. Bu biraz kısmen olur arkadaşlar. Her işi kapsamaz. Özel sektörde çalışanlar için ne günah var? Özel sektördekiler de tayin hakkı isteyebilmelidir bence. İller arası ya da kurum içi tayin hakkı yöntemdir. İller arasında ya da kurum içi tayin hakkı verilmelidir. Ama en büyük çözüm önerisi de dediğim gibi videonun başında belirttim. Öğretmenlere yapılan tayin hakkıları e, çok iyidir arkadaşlar. Dediğim gibi puanlama sistemi vardır. Her öğretmen çalıştığı kurumun, okuldaki okulun puanlamasını bilir ve o, ona göre tayin ister. Atıyorum bir öğretmen Akar'da çalışıyorsa 22 puan alır. Ama Batı'da iyi bir şehirde çalışıyorsa 10 puan alır. Doğu'daki çalışan da mağdur olmaz bu durumda. Neden? Çünkü Doğu'daki çalışan 20 puan alıyorken yılda Batı'da çalışan 10 puan alıyor ve Doğu'daki çalışan daha fazla puan sistemde. Bunlar otomatik sistem atar puanlar arkadaşlar. Yıldan yıla atan gün itibariyle hemen puanlar otomatik işlenir sisteme. Map bir sistemi de denir buna. Öğretmenler açısından konuşuyorum. Ve herkes bütün öğretmenler alacağı puanı bilir. Ona göre tayin ister. Doğudaki insan da atıyorum 5 senede 100 puan alırken batıdaki insan 5 senede 50 puan alır. O yüzden doğuda çalışan biri puanları daha yüksek aldığı için daha hızlı batıya ataması çıkar. Çünkü batıdaki çalışan öğretmen daha düşük puan alır. Böyle bir sistem yapılabilir. Objektif olarak torpilde dönmez, hiçbir şeyde dönmez. Adam bulayım, işte şunu bulayım, bunu bulayım derdi de yoktur öğretmenlerin. Direkt sistemsel olarak yapılmıştır. Mepis adlı sistemde atanamayan öğretmen de bilir ki yememiştir. Puanlamaya göre atandığı için ve sonuçlar da açıklanır arkadaşlar direkt web siteden. Mepis.gov.tr adlı bir siteden. Oradan hepsi görür. Atıyorum işte 10 şey, şehri tercih etmişse bir öğretmen ve ataması çıkmadıysa bütün puanları görür bakar ki bütün puanları ondan üstünse ataması çıkmamıştır. Ona göre işçilere de bu yapılabilir kanun düzenlemesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum toplu sözleşmesinde olacak iş değil bence bu. Bir nitelikli sağlam bir kanun düzenlemesi ve altyapısının alt da olması gerekiyor. Hani sadece tayin hakkı verdik oldu bittiyle olacak iş değil. Dediğim gibi bunun bir altyapısı olmalı işçilere puan mı vereceksiniz, hangi bir web siteyi açacaksınız, o web sitede işçilerin puanları birikecek, işçi aldı puanı görecek, ona göre tayin isteyecek. Yani komplike bir sistem olması lazım arkadaşlar. Sadece tayin hakkı, hadi verdik, bittiyle olmuyor. Bunun bayağı bir altyapısı olması lazım. Ben öğretmenlere örnek verdim. Sendikalara duyurumdur. Bu işe bir el atın. İşçilerin memurlardan ne farkı var? İşçilerin memurlardan ne eksiği var? Hiçbir eksiği yok. Sadece düzenleme gerekiyor. Düzenleme için de örneği verdim. 8 dakikadır konuşuyorum. Bu tarz bir puanlama sistemine gidilip işler kendi aralarında tayin hakkı bekar evli fark etmeksizin yapabilir diyorum. Kamu işçisi arkadaşlardan çok talep geliyordu tayin hakkı için. Arkadaşlar videomuzu yaptık. Sizlerin sesi olabildiysek ne mutlu bize. Bu videoyu sağda solda paylaşırsanız sesiniz daha güçlü çıkar. Kanala abone olursanız sesiniz çok daha güçlü çıkar. 30 bin abonelik bir kanal mı güçlü olur? 1 milyon abonelik bir kanal mı güçlü olur arkadaşlar? Elbette 1 milyon aboneli bir kanal güçlü olur. Eğer bizi yüksek sayılara ulaştırırsanız etki tepki meselesidir bu arkadaşlar. Kanalın sesi güçlü çıkar. O yüzden abone olun bir şey kaybetmezsiniz. Yani videoları izlemezsiniz. Olur biter hani e, size e, hani hoşunuza giden videoları yapmıyorsak. Abone olun arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Sağda solda bütün işçi arkadaşlarınız bu kanala abone, abone yapın diyorum. Güçlü bir kanal, güçlü bir kamu kanalı ses çıkarır, etki tepki yaratır arkadaşlar. Bu videolar ne kadar çok izlenirse milletvekiline ulaşır, bakanlara ulaşır, kamudaki sendikalara ulaşır. Size bağlı bu işler arkadaşlar. O yüzden kanala abone olun diyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Sorularınız varsa videonun altında bekliyorum. Dediğim gibi kanala abone olun, bildirim zilini açın diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Umarım işinize yaramıştır bu video. Detaylıca anlattık olan biteni. Hayırlısı olsun diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.